Şubat ayında, Şubat ayının ilk haftalarında uluslararası komployu protesto etmek amacıyla başlatılan özgürlük yürüyüşü hem Kürt halkının hem de Türkiye halklarının çözümün adresini tekrar belirttiği bir süreç oldu. Hem Türkiye halkları hem Kürt halkı çözümün adresinin tekrar tekrar İmral olduğunu, Sayın Abdullah Öcalan olduğunu belirtti. Şubat ayını bu şekilde tamamadıktan sonra Mart ayının ilk haftasında genç kadınların, kadınların sokaklara çıktığı, 8 Mart'ı coşkuyla kutladığı bir süreci yaşadık. Genç kadınlar, kadınlar iktidarın, hükümetin yarattığı özel savaş politikasına, kadın kırım politikalarına karşı meydanlarda seslerini yükselttiler, sloganlarıyla tepkilerini ortaya koydular. Aslında bu protestolar, bu yürüyüşler özel savaş politikalarının boşa çıkarıldığını da göstermiş oldu. 8 Mart'ın coşkusu Nevroz'la birleşti. Nevroz'da genç kadın arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız öncülük etti. Nevroz coşkusunu alanlara taşıdı. Nevroz'u milyonlar milyonlarca kişiyle kutladık. Bu milyonlarca kişinin %90'ı gençlikti diyebiliriz. Aslında gençliğin nevroz coşkusu bize bir kez daha gösterdi ki genç öncülüğü, gençlik öncülüğü, genç kadın öncülüğü amacından, iradesinden hiçbir şey kaybetmemiş. Bu irade ve bu inanç hala devam ediyor. Bu irade ve inanca dair durum inancımızda tazelenmiş oldu. 31 Mart seçimleri bu süreç içinde gerçekleşti. Bu coşku, bu moral motivasyon ile gerçekleşti. Ve aslında beklediğimiz bir sonuca da ulaştı. Hem 8 Mart'ın hem Nevroz'un coşkusu, gençliğin coşkusu, genç kadınların coşkusu 31 Mart seçimlerine ve sonrasında Van direnişine de yansıdı. AKP MHP iktidarı 31 Mart seçimiyle hem Kürdistan'da hem Türkiye'de hezimete uğradı. Bu hezimet karşısında ne yapacağını bilmeyerek işlettiği talan hukukunu öncelikle Van'da daha sonrasında Hilvan'da Siverek'te Bitlis'te sürdürmeye çalıştı. 31 Mart seçimleriyle birlikte savaş siyasetinin, savaş politikasının ne kadar etkisiz kaldığını, bir halkın ne kadar yılmadığını, ne kadar inançlı, iradeli olduğunu tekrar tekrar görmüş olduk. Gelecek süreçte yaratılan bu sinerjiyi, bu Umudu mücadeleyi örgütlemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz Toplantımızda bunun değerlendirmesini yapacağız.